Men aytadigan fikirlerde tushunar mıken degen fikir bilan filmde yaratamam. Lekin men tarbiyalashga faqat nevaralarim, bollarim tarbiyalashga. Bollarim ham kech, ular ko'p katta bo'lib qolishga. Nevaralarim tarbiyalashga hukukum bor. Ertan tushunadimi yo'lni? Men sizga anig'ini aytayin, Nikita Mixalkov aytardi. Men tushunarli bo'lishni xohlamayman. Men tushunishlarini xohlardim. Tushunsa tushundi, tushunmasa tushunmadi. Shuning uchun tarbiyaviy ahamiyatga ega deganim nima uchun? Men sizga yaqqol misolni olib beraman. Gitler hokimiyat tepasiga kelganda 33-yil. Bir oydan keyin Gebbelsga buyruq bergan Babelsbergda kinostudiya qurgin deb. Katta kinostudiya qurilgan. 900 ta film chiqarilardi Germaniya natsizm paytida. Va aynan kino vositalari bilan juda odam nima deydi? Ko'rib bo'lmaydigan. Lekin ular 6 yil mobaynida 12 yoshdan 18 yoshgacha 18 ga to'lganda ular tayyor kalla kesarlar tarbiyalagan. Mana kinoni eng nima deydi? O'sha tarbiyalashda salbiy misoli. Tushunyapsizmi? Xuddi shunaqa Xitoyda ham madaniy revolyutsiya paytida Xunveybinlar tayyorlash paytida mana shunaqa qip-qizil vahshiylikka, aqlsizlikka o'rgatadigan filmlar. Endi ularda dunyo qarashi hali mustahkam bo'lmagan yoshlarga singdirish osonda, hamma narsani olaveradi. Agar yaxshi filmlarni ko'rsa, u bir tinga qimmat kinolarni o'zlari tushunib olishadi, ya shu ham kino bo'pdim deb. Yaxshi narsalarni ko'rsa, ularda o'zini didi paydo bo'ladi. Aleksandr Dovzhenko rejissyor chiroyli kiyimda yurishi mumkin, fraklarda yurishi mumkin, yo fofaykada yurishi mumkin, yirtiq ishtonda yurishi mumkin. Bu narsaga bebog'liq. Mana shu ekranda 1,5 soatda rejissyor qanaqaligini shunday yechintirib ko'rsatib beradi. Odam qanday bo'lsa, ekranda xuddi shunaqa. Shu. Men undayman deyishim, men undayman. Rejissyor haqida taassurot tug'ilish uchun faqat uni kinolarini ko'rish kerak. Demak, shu paytda bu unaqa edi, lekin o'sish bor u. Yo degradatsiya bor. Demak, o'sha yili kino qilgan paytida bu odamni ichki dunyosi shundan iborat edi. Albatta, bu yerda shaxsiy javobgarlik juda katta. Yo, hech qachon men tomoshabinga yoqish maqsadini qo'ymaganman. Oqni qora, qorani oq demaylar. Men mamtiyillarga qilich kelsa ham bu afsuski ko'pincha menga zarar yetkazadi. Lekin bo'lganim shu ekan. Masalan, men agar katta boshliq bo'lsa ham, agar nopok ish qiladigan bo'lsa, nima qilyapsan deyman. Demak, rejissyor o'zini pozitsiyasiga qoralik pozitsiyasiga ega bo'lish kerak. Bugun bunaqa deb, ertaga bunaqa deydigan odamlarni umuman yomon ko'raman. Va unga bog'liq albatta bir talaygina bir 20 tagacha yaqin yolg'onchilar, yolg'onchilar bu yomon ko'rish u yoqda tursin. O'lim tilaganlar bor. Menga o'sha haligi gepard olganimda SMS keldi. Когда ж ты сдохнешь деген. Мен неме я ямалық қылбаймын мен оларға. Шұның үшін айтады ғой, білмедім. Білмедім. Оларды Құдайға тапсырдым. Лекин бұл нәрсе генавазлик бар. Яшырып болмайды. Әлгі минбардан тұрып ақылдайды кім екен бұл дейсіз? 2-3-тасы бар. Умуман түсіне болмайды. Бұл қайдан келді? Кинода неме қылып қойыпты дейсіз? Неме қылып жүріпті? Zo'rg'a chidab turasizda, yosh yigitlar. Kinoni na bir algisi bor, na ma'lumoti bor. Shunga 10 ta savol bering, qaysi kinolarni ko'rgan desang. Fitnachi, karyerist, amaldor. Men ulardan hazar qilaman. Hattoki gaplashuvda tursin, men nariga ko'chan nariga o'tib ketaman. O'lim tegli bolalar aytishadi-yu, tamom bo'lgan ichirigan bolalar.
Bazıda soruşat da Özbek kinosu kanakı boruş gerek. Ben yani dedim özüm kinon kanakı boruşum bilmeyim hani kengi kinon. Kıyınca da bilmedim. Bizi icadı güruh bana zımmamda nafakatmayan. Maşı operatörüm, rassomum, yardımcılarım. Buran da başka güruhka aralaşmıydı. Aileksiz otursayam. Kutuşadı kengi film. Biz üçün bazı birler men kıynalıp şuna kalıgı dahşatlı şaraitlerde aldık. Bir an oylamaydı, demek direktörün yaman ekendi. Yok. Biz suratka alış payıydı da rahat olamız. Birinci sorugan dersem direktörden, hey, adamlarda yaşaydıken cahını korsak. Her bir khana getirip, ısık suğu var mı? Soğuk suğu var mı? Wi-Fi var mı? Avukatını mı buladı? Şarayet. Gözüm tekşirim. Ekspedisyonu çıkışken de keyin 8 saat işleş. Ertalab saat hammanı uyğatıp 5'te durup saat 8'de avukatsız kaldırış. Benim için bu cinayet. Şunun için grubumuzdan rahat alıp işleydi. Gözüm birinci soruyum hani oy abet kaçan buldu. Ondakken bir buldu. Çünkü Nikita Mikhalkov aytken de bana bu sırlarda profesyonelizmde bir sabahlar. Aytardı da saat bir buldu mu abet ber. Çünkü altı mı? Smena altı geçer mi? Bu beçaralar bu ağzım zambal aparatlarını maşinaya artış gerek. Studiyaya geliş gerek. Yani uyuyge geçiş gerek. Ulan transportu yok. Çünkü on tekem altı da smenanı tüket nemege. Vay ertege yangır bu mıydı? Bahane. O yeterdi. Kuyaş her günü çıkardı. Sizlere yangır kereyim mi? Hani pajarken çakır. Hava bulut kereyim mi? Uydu soyası gud. Buldu. Uzumuzu hem rahat olamız yumkede. Açık yap. Biz dam olamız. İşsiz yürgenimizde. Vay vay. Şambadıkı yaman kurum. Bayramlarda yaman kurum. Açık yap. Kıynalıp gidemem. Eldor üstüge kaynağı sokuyu varsın. Aktörü sevmiş gereği. Aktör eğer badi kino olayotgan bo'lsanglar, aktyorni hurmatini joyiga qo'yib, masalan, bizi mana Eldoran, Amiran hamma suratga olish maydonida bo'lgan choy, issiq choy termosda bo'lish kerak bu bir. Bu elementar narsa. Teshik kulcha, shakar, kofe, choy bo'lib turish kerak. Keyin aktyor o'tirish kerak. Quyoshda o'tirmaslik kerak, chunki qorayib ketadi. İlaç var olsa dam alış gerek. Şu aktörü seviş gerek. Hazır endi teknika şun imkaniyat beredi ki o şey repetitse suratka alış altıncı dublu yaş çıkardı. Demek aldınki dubluları belki biraz gerek olur. Aldırları plonka varlığı da plonkan tecerdik. Doğru mu? Hazır beşte repetitse siyomka adnavrimiyanda değil mi? Lekin özünü geçti bu ara aktörlerimden kulüp, hahalaşıp, ulardı konunu kotarıp, şunun için belki ben de yine baktım. Şunu da ataklı aktörlerimden işleşke doğru geldi. Töyçeke arayıp, Hocak Bareke Nurmatov, Zikereke Muhammed Canım. Dakareken de 63'e girip, ben baktım. Şunu da adamlarımla işledim. Ular bir dünya Hayrol aka Sadiyev, Diyos Rahmatov, bir dünya, bir tug'ma talant, büyük aktyorlar, Husan aka Sharipov. Husan aka bilan men bilasizlarmi yo'qmi aytib bering Navdada. Bir kuni studiyada, yo oldin telefon qilib qoldilar-da, esingda bormi dedi. Tanıdım. Sana kez selamun aleyküm. Selamat mısınız? Dinçliyim mi desem. Ertege biz uçraşsak bir piyola çay gidi. Hop çayın var mı dedi. Sansırıydı. Vatan değil ona. Hop dedi ki. Husana kekilerken de grubbelerde çay nallarını terlep koyup tortlarda alıp gelip geldiler. Zülfikar seninle bir iltimasın var oğlum dedi. Çolaklanıp geldiler.
Anca oturdular da ahirge madde sende bomba da çıktı mı dedi. Ha dedi. Abdullah Can'da ağız verin. Bir 5 günlük mü kaldı mı, 10 günlük mü kaldı mı? Bir, ama armanda yürüp ben dedi. Nemek edesem? Beni kine de am yapsan. Ben eşittim sen navdanı alarken sen. Ben aitmakçı edim o zaman. İnninge ulan çakırmakçı edim. Bunlar ki yazılgen edir öyle. Ken şimdi kollarını aldım da. Bana Hüseyin Eke dedi. Şanası mı yok mu dedi. Bana kuyuzu aldı dedi. Kuyuzu aldı da bana karayın dedi. Şunu da verdim. Şuna yazılgen. Baba Hüseyin Şarip. Probasız dedim. Şimdi oturdular da. Kıyın, kıyın, kıyın. Hisler kıyın. Olasam mı dedi? Olamam dedi. Aldık. Kesal olup geldiler. Aldık. Kesal premiera günü. Rahmet. Yani bu bitti sınarıya. Arzidigan bo'lgan voqea. Navdani ko'rdilar. Yoqdi tomoshabinlarga. Endi bolalar hatto mana necha yil bo'ldi? 2013-yildir chiqargani, chiqqan ekan. Necha yil bo'ldi? 8 yil bo'ldi. Keyin birinchi ular tanishtirdim. Premyera bo'lib ham o'tdi. Unda sekin chiqdilar-da. Haligacha esimda. Şunday ne çakırdı. Kildim. Endi olsam armandamasın. Rahmet sen gidin. Bir yıldan ki en uladan acaf oldu. Afsus ki. Lekin münakabakaların cide kubbu. Bu madide. Kıyın, kıyın. Hacıkbar Nurmatov. Farangisir cemiyeti. Ben bir hafta kazavup yaptım. Bu bir vakit ölümünü içtim. Bıldır ayrılıkla cide kubbu oldu. Kerakam ne işler bak. Bu mesela bir gün siyom geldi buldu. Murat Akar Acab ne işler gelmiş kişkine tabiip de. Bula hayatı cide sadde ve cide adi adamlar idi ve hazırım bu düşünmek. Mesela Abdullah Can'ı 5-6 adam tarkalıp gitken de o okuymandı. O işe Abdaki Yunus oynaş gerekiydi. Abdaki hem isimden çıktılar. 5-6 aktör aldımga geldi. Pazarbayı ben oynayayım dedi. Onun içi de Çalan ham, Raif ham var idi. Kop kop aktörle geldi. Tiyasak'a geldiler. Cüda ataklı aktörle gelişti. Ben keyin etip yok. Aptaki yazılgen iken. Yazgen mi dedi. Aptaki birinci gün istiyorum ki de kesel bu kaldı. Ve etşedi yok. Yürgenlik yemez, buyurgenlik yemez. Saat keçkon 12'de uydan alıp giden bize Recep Adaşov. Tasadıf. Ve haligi birinci kadırda Nemislerin kimini kiyip ha cim bop kaldıyız. Onası degen joyda bütün gruppa gupp etip yıkılıp düştü. Külü uğru katıp bakalımız da bu. Neme böyle yaptı bu. Dep katıp bakalımız. Şu keyin onun takdiri kalbi oldu. Birinci narsa senaryo puxta bo'lish kerak. Aktyorlar keladi, taqillatib. Juda ko'p seriallarda chiqadi. Zulfiqorjon, meni kinoga tushiring, kinoyizda. Munchagina rol bo'lsa, pulis kerak emas. Opa yoki aka, har kuni televizorda ko'ryapman, shuncha seriyam. Qo'ysa ishi deydi.
u dedi tirikchilik dedi bu kasbim bo'lsa sizga de o'ynaydigan orzuim bor nima deyishimni ham bilmay qolaman albatta bu baxt albatta bu nima deydi hattoki shu darajaga borganki mana qo'rg'oshin filmida Bobur Yo'ldoshev har doim shunaqa odat bo'lib qolgan ssenariyni birinchi o'qiydigan u elektron pochtaga yuboraman ja hazillashamiz endi man buncha yoshligidan taniyman uni onasini ham tanirdim rahmatli Rima opa Ahmedova man o'qidim deydi man bu rolga roziman shoshma uka hali tanlov ketadi yo'q tanlab yurmayman bu rol maniki deydi mana yaqinda hayratda ham ko'rasizlar burt rolini o'ynagan umuman boshqacha rol o'sha qo'rg'oshinda bir nechta aktyorlarni shuni hisobda Nozim To'laxo'jayev rahmatli Rahmatilla Mirzayev ham proba berishgan keyin Boburni proba qilganmiz ham kechqurun bitta aktyorni nomini aytmayman aka siz o'ynamaysiz degan u aytganki nimaga man o'ynamayman degan agar siz o'tsangiz man sizni o'ldiraman degan zakaz qilaman degan tanishlarim bor badiiy kengashdan o'tsam agar sizni rejissyor tasdiqlasa man tirik qoldirmayman degan haligi qo'rqib ketgan odam boray degan yoki o'zim osib qo'yaman yozib ketaman mani o'limimda mana shu odam sababchi deb haligi odam telefon qildi ey jinni ekan u mana o'z kasbiga o'sha rolga bo'lgan muhabbat keyin telefon qildi menga Zulfiqor aka Jamol aka deydi mana shu Umarni roli maniki agar yo'q desangiz ertaga janozamga kelasiz ayt nafasingni sig'roq kel jinnimisan derdim lekin u isbotladi haligi Stalin kasal bo'lib qolgan epizodda butun gruppa yig'lavordi shuning uchun bilmadim har bitta rejissyorni o'zini yo'li bor aktyorlarni qanaqa qilib gaplashish tanlash ba'zi birida maxsus yoziladi masalan ba'zi bir rollarni yozayotganda aniq aktyorni man tasavvur qilaman men uchun aktyor filmni rassom bilan birga operator bilan birga to'laqonli yaratuvchisi ijodkor ko'proq o'qish kerak ko'proq kino ko'rish kerak ko'proq yaxshi durdonalardan aytishadiyu kimdir aktyorlarday yosh bolaga o'xshagan beg'ubor va shafqatsiz odamlar yo'q dunyoda Antuan de Saint-Exupéry aytgan ekanu biz o'zimizga o'rgangan odamlar uchun javobgarmiz deb. Siz shu masalani his qilasizmi? Harakat qilaman endi 100% emas harakat qilaman. Shu nima bo'lyapti? Hol-ahvol so'rab. Albatta biz yaqinlarimizga yaqinda bir ruhoniy yaxshi gapni gapirdi. Men hajga bor, men Yerusalimga bor. Men afonga bor hammasi bir tiyin bo'ladi agar sen yaqinlaringga javobgar bo'lmasang va yaqinlaring uchun jon kuydirmasang seni butun qilgan toq ibodating bir tiyin bo'ladi dedi shuning uchun iloji boricha yaqinlarimga yordamlashishga harakat qilaman va ulardan olgan minnatdorchilik undan ham yaxshida bu yaxshilik yaxshilikni qaytar ekan dek afsuski Rabindranat Tagor to'g'ri aytgan ekanu agar 20-asr ikkita jahon urushi asri bo'ladigan bo'lsa 21-asr bu sotqinlik va millatchilik asri bo'ladi deb uni yaqqol misolini ko'ryapmiz men bir marta meni sotgan odamlar bilan
İlacı barıca uzaroq yurishda harakat qilaman. Çünkü ishonch yo'qda. Yaponiyada bilasizmi, eng busido degan o'quv bor. Uchenye busido. Yaponlar uchun eng dahshatli narsa erkak uchun o'z yuzini yo'qotish, hurmatini yo'qotish. Undan keyin u bo'ldi hisobda. Men o'zim ko'rganman Yaponiyada bir Mitsubishi Bank degan anovni bir kreditlari bir 5 yenaga kamaytirganlagan shunday chiqdi deb chol kechirib shesharasida ko'zda yosh meni aybim mana shu shuncha talofat ko'rdik deb men o'zimni yuzimni yo'qotdim mana bizani amaldorlar nimaga o'rgansa bo'lardi. Tanina Goyer aytgan, men ssenariyni topshirdimmi? Hamma rejissyor, bo'lmasa shunda atoqli rejissyorlarga yozgan, Fellini, Antonioliga yozgan. Bo'ldi, men bolam topshirdimmi? Nima bo'lsa bo'ldi. Chunki film muallifi rejissyor derdi. Shuning uchun oson yo'li bor. Ko'pgina bizni yoshlarimiz ayniqsa ambitsiya deydimi? Bir kunda obro' qozonish niyati ularni qobiliyatidan 15 metr oldin yuguradi. Keyin natijada qon tushirib qo'yishadi. Buni anglashmaydi. Men uchun eng qiyin narsa badiiy kengashdan o'tish. Bu ba'zi bir ko'plari to'g'ri gapirishadi. Ba'zi bir kalta fahmlarni gaplarini eshitsang-chi, xuddi haligi ko'chada pista sotuvchi ayollarning gapini eshitgandek bo'laman-da. Men chidolmayman ochiq gap. Juda qiyin narsa. Biz uchun aytayapman-ku, suratga olish jarayoni, tayyorgarlik jarayoni, montaj jarayoni, faqat rohat, baxt. Mana shu endi to'g'ri hammamiz tirik odammiz, mana shu ichimizda o'tiramiz. Bu nima der ekan? Buni chunki har bittasi bitta ovozga ega. Lekin zulmkor sifatda kelib, men buni olib tashlamasa, men unda qilaman deydigan bo'lsa, odam chidolmaydi. Moskva ko'zda yoshlarga ishonmaydi filmni. Bechara meni domlan bilan oldin Oskar olishdan oldin u bilan hech kim gaplashmagan. Shu darajaga borgan. U haligi protokolni o'qisangiz odam tepasi ochitibga bo'lib ketadi. G'arazlik, ginavozlik, haligi baxillik juda ko'p o'rin afsuski ega. O'sha o'zini haligi shaxsiy munosabatini o'shan tepasiga chiqa olmaydi-da. Masalan, hamma guvoh.
Men yoqmasin, men u odam bilan hazar qilaman muloqotda, muloqotda bo'lishga men bilaman. Agar yaxshi ssenariy olib kelsa, men 2-3 marta aytdim. Men seni inson sifatida bir tinga olmayman, lekin yozgan ssenariying yaxshi, professional degan paytlarim bo'ldi. Nomini aytmayman. 2-3 marta shu bo'ldi narsa. Lekin u uni teskarisini qildi. Ko'ra bila turib tırnak içiden uşa özüne garazligiden tepege kütarallı olmadı. Uşa hariki taşbakanı psikologiyası kop ketken bu kadar kütarallı mıydı? Ben onlara açın hemen. Çünkü hiç kaçan bir badi asar o adamı yaratan mıydı? Çünkü uşa narsadan sal teparakı tura mıydı? Özüne şahsi münasebette. Ben bunlara 100 madde aytaman. Hariki adamda iki de çişi boladı. Sütli tiş ve keyin asosiy tişler. Rejissurada sütli tişler bilan qiladigan iş yok. Sütli tişler bilan yaşab bo'lmaydi. Şunun için, lekin u haligi bo'rilarni jag'iga aylanmasın. Lekin o'zingizga qattiq turishga o'rganinglar. Bu mani so'zim emas, Nikita Mixalkov gaplari. O'ziga qattiq dalil bilan isbotlash. Bularga birinchi anavi dalili qolmaganda o'sha amaldorlarning birinchi yo'li baqiriqqa o'tadi va haqorat qilishga o'tadi. Bu demak u yengilgan. Dalil topolmagandan keyin hali lulla bo'ladi-yu, lullikka tushadi. Ayollarning ishi. San'atda shunaqa narsa bo'lishi mumkinmi? Qo'lingdan kelsa isbotla, yo'q isbotlamaydi. Yangi janr paydo bo'lgan, bu O'zbekistonda paydo bo'lmagan. National Geographicda biopic degan yangi janr bor. O'sha yerda shaxsan menga bu narsa yoqmaydi. Menimcha sof hujjatli film, sof hujjatli film bo'lishi kerak. Badiiy o kinoda bazı birlerde noilojlikdan o'sha hujjatli filmlarda olingan kadrlar ishlatilishi mümkün. Onu Bahorning 17 shullasida ham bazı bir kadrlar ishlatilgan. Bu yerda endi yangi nom chiqarishgan bular badiiy hujjatli publistik film. Yo'q. Bu shaxsan men bu narsaga qarshiman. Bu badiiylikka juda katta putur yetkazadi. Bu meni shaxsiy men Shuhrat aka bilan juda kam muloqotda bo'lganman. Lekin Toshkent non shahri men o'ylaymanki muntaz asar. Elyor aka bilan umrimda bir marta uchrashganman. Ularning Sevishganlar filmi muntaz asar. Ali Hamroyevni ko'proq muloqotda bo'lganman, lekin ularni 7-chi o'qi muntaz asar o'z janrida. Har bir rejissyor o'ziga xosligi bor. Agar u chinakam rejissyor bo'lsa. Men nazariyancha bo'shman. Bütün kinoda nima demoqchiligimni uning uchun vaqtingizni ayamay 1 soat 40 minut ekranda ko'rish kerak shu. Qara, meni baxtim shundaki, menga qiziq bo'lgan narsa ko'pchilik filmlardimda boshqalarga ham manzur bo'lyapti. Eng asosiy narsa rejissyor ekran ortidan yaxshi hikoyani gapirib berish kerak. Voqelik bo'lish kerak. O'sha bilan odamni zavqlantirish. Shu boshqa hech buni qonuni yangi qonunda hech ixtiro qilish hech hojati yo'q. Mana sevimli rejissyorlarim albatta bu Georgiy Nikolayevich Daneliya, Nikita Sergeyevich Mixalkov, Aleksey Yurich German, Kanchelovskiy, Coppola. Albatta Takeshi Kitano. Takeshi Kitano umuman aytayapman, birinchi va oxirgi marta umrimda ko'rganimda men liftni ko'rib qolganda hushimdan ketib qolay degan Yaponiyada. Shuning uchun men uchun u tirik mumtoz klassik. Uni Hanabi degan filmi fayerverk bu. Haligacha men tushuna olmayman buni siri nimada, qana qilib bu qanday filmda meni eng yaxshi ko'rgan rejissyorlarimni Zatoichi, Kukijira, Hanabi, Yakudza, brat Yakudza. Vay. Ham hurmatim, ham hayratim
bazı bir narsaları odam chidab bo'lmaydigan, masalan, ularni qonxo'rligiga men tushunmayman. Ular Xitoyda, Koreyada nima qilishganini ancha hayib qolganman. Film qanchalik real bo'lish kerak? Qanchalik haqqoniy bo'lish kerak deb o'ylaysiz film? Iloji boricha 100% haqqoniy odam ishonish kerak. Lekin ularni qonxo'rligi ham bu o'sha haqqoniylikni bir ko'rinishi emasmi? Yo, ularni endi u narsani aytib o'tirish ularcha xafa bo'lishadi. Mana shu 2-chi jahon urushi 39-chi yilda boshlanmagan, 31-chi yilda boshlangan. 39-chi yilga kelib ular Xitoyda 20 million aholini qirib tashlagan. Lekin buni kam odam biladi. Nankinda o'zida 100 mingta odamni o'q ayab samurayski qilich bilan ikkiga bo'lib olgan. Shuning uchun juda qiyin. Ularni kit yeyishi, delfinlarni o'ldirishi ham men uchun tushunarli emas. Men uchun Georgiy Nikolayevich Danelya bevosita meni o'qituvchim bo'lmagan, lekin ularni filmi men uchun darslik. Har doim kompyuterda ko'raman montajni qanaqa qilgan, qanaqa qilgan. Aktyorlar bilan ishlash vositasi, dramaturgiya bu sirlar bu men uchun xuddi shunaqa Nikita Mixalkov qana qilib ishlaydi. Har bittasining o'zini betakror haligisi bor. Men talabalarimga aytaman, hammasidan olinglar, undan-undan qovuringlar shuni ichida. Bular buyuk rejissyorlar. Mana masalan Francis Ford Coppola cho'qintirgan otani filmida 2 marta rejissyorlashga boradi, 2 marta. Hammasi oddiy kadrdan iborat, lekin qancha fikr, qancha etta aktyorlarning o'yini bu narsaga ancha o'rganish kerak, buning uchun vaqt topish kerak. Albatta 1 soat, 2 soat ichida bu rejissurani nima deydi, aysbergni bir agar tepasi 200 metr bo'lsa, pasi 900 metr bo'lsa, hozir hattoki 1 metrni ham ko'rsatmadi. Buning uchun ancha o'qish kerak. Men har doim aytaman, davlatni yordamisiz, moddiy yordamisiz kinomiz o'ladi. Hamma davlatlar o'zining milliy kinosini ushlab turish uchun, rivojlantirib turish uchun ozgina bo'lsa ham yaxshigina pul to'lashadi, mablag' ajratishadi. O'sha Eron ham, Xitoy ham juda taraqqiyotga ega bo'lgan, Angliya, Fransiya, Germaniya hammasi. Bular hamma yoqda ovoza qilishadi. Men kassa bob film qilyapman. Va hokazo. Qo'lingdan kelsa nimaga bankdan kredit olmaysan? Uzoq muddatga kredit ol, ha, qo'rqishadi. Qaytarishi bor. Endi ssenariy masalasiga bo'yicha. Yaxshi ssenariylar bor. Agar ssenariyga badiiy kengash boshliqlarga muallif yaqinmi, uzoqmi pozitsiyasidan qarasa, unga qancha ko'p laganbardorlik qilsa, uni ssenariysi o'tadi. Nechta ssenariylar barbod bo'lgan, bir tinga qimmat kinolarni davlatni pulini qo'shib chiqarib yubordi. Uni oldinlari propiska derdi. O'zim guvohman. Bu narsaga ko'zim ushadi. Turgan bitgani yolg'on. Yolg'on. Oxiri borib buni ahvoli voy bo'ladi. Butun dunyo bo'yicha yaqinda endi hamma narsani amerikaliklar sanashni yaxshi ko'radi-yu. Butun dunyoda 950 mingga yaqin odam o'zicha ssenariy yozar ekan. Undan 120 mingi Amerika Qo'shma Shtatlarida ssenariy yozdim deb Gollivud studiyalarga yuborar ekan. Bilasizmi, Los-Anjeles endi hamma biladi, Gollivudni uyasi dunyo kino markazi desa ham bo'ladi, to'g'rimi? O'sha Oscar 3 ta dunyoning eng katta studiyalari nimada yashaydi Los-Anjeles? Hozir agentlar bor, havodan pul qiladigan. Tasavvur qiling, butun dunyodan, ayniqsa internet paydo bo'lganda har bittasi $100 dan yuboradi.
İltimos o'qib chiqing ularga, chiroyli men agentman, mana bu studiyalarga ber. Hozir bu kasallik Moskvada ham bo'ldi, yaqinda bizda ham bo'ladi. Agentlik bor, mualliflik huquqlarini himoya qilamiz deydi. Bu bechoralar butun dunyo bo'yicha ingliz tilini biladigan odamlar yuborishadi konvertda yoki faylda, ssenariylarda, g'oyalarda yuborishadi bechoralar 100 dollardan. Ular o'qimasdan turib 100 dolları aldı mı? Gülay Vaysa dedi. Ve ne dedi? Havadan pul. 100 dolar tez çıkardım. Şimdi tasavvur kılayım. 120 bin adam. Mali. İkide üçtesi. Lekin ular da içi de profesyonel. Ular ne kadar? Birinci agentlik anaları üçüncü pahana. Kendi ikinci pahana. Kendi üçüncü pahana. Üçüncü pahanada agentlikler katta ikinci pog'onali agentliklerge 1000-10000 dolar berishadi. Mana buni ko'rib oling, mana shu menimcha pichoqqa arziydi. İkinci pog'onali agentler, o'tta kategoriyalar bor. Birinci pog'onali agentlikka 100000 to'lashadi, mana shu bo'ladi-yo, deydi. Ular 100000lab olgandan keyin o'qiydi, albatta. Undan u saralashlardan so'ng agar bittasi o'tsa, bittasi o'tsa, bu juda katta birligi bo'ladi, mo'jiza bo'ladi. Yo'q, ssenariy yozish bu professional ish. Uning uchun o'qish kerak, kamida 2 yil. Kichkina-kichkina lavhalarni yozib, o'sha o'zini bir hisobdan ko'plar o'ylaydi, ssenariy yozish, masalan, yozuvchilarimiz. Men kitob yozdim, ssenariy yozish oson. Yo'q. To'g'ri. İkkalasi ham qo'l yozma. Lekin agar professional ssenariyni olsangiz-chi, unda bu professional rejissyor qo'liga ssenariyni unda oladi. Masalan, menga ishonasizmi yo'qmi? Oyda bir 5 ta ssenariy olib kelib berishadi. Birinchi tekshiruv haligisi nimadan iborat bo'ladi? Men texnologiyasini tushuntirib beraydi, shaxsan o'zim tajribadan. Bunda olaman. Necha bor ekan? 400 bor, ha, bo'lmaydi. O'qimayman. Keyin endi iltimos qiladi, o'qib chiqdingizmi? Endi unga bir narsa, voy, men boshliq emasman. Ikki varaqni o'qiymanda, bunday qilib sarlavhasidan bilinib turadi. Ikki varaqni o'qiymanda, ha, bo'ldi. Nima bilan tugashi ham hammasi joyida. Professional ssenariy. Şimdi organizde uzağımdan 75 varak. Intervalı kattı. Özünün forması var. Hazır bütün dünya çünkü bu 10 ay. Amerika yazılığı ötken. Bu cide kulay. Uşarı profesyonel senarist, rejissör şimdi alatı. Ha bu profesyonel. Kani okuyucu. Eğer bunu adli kitapxon okusa, aytadı ki, ya bu nima degan gap? Ha bu, ya tavba. Masalan, John ket yaptı. Keyin, John ikinci kadı. Öyleki rakamlarını. John, öyleki dokanını içine kırdı. Yok, senaryo maşınaka nima deydi, kuruk yazıladı. Üçüncü, John sotuvchini oldiga kelyapti. Sotuvchi, nima istaysiz? Bo'ldi. Agar mana shuni yozuvchiga bersak, yozuvchi, men yaqol misol keltiryapman-da. O'sha kuni Jon ertalab turib, ko'ngillari parishon xontir edi. Qandaydir ko'nglida mayuslik bor edi. Ko'chalar musaffo, ko'chalarda har xil qushlar sayrab turardi. U yengil ko'ngil bilan ko'chaga chiqib, yaxshi kayfiyatda ketyapti, ketardi shahar bo'ylab. Va nihoyat u chiroyli shinamgina do'konga do'kon oldida to'xtaydi-da va nihoyat u sevgan qizi Juliyani oldiga umid bilan kiradi. Sotuvchi Juliya Jon kelishini bilib chiroyli atir upalar qilib turardi. Havada qandaydir mayuslik, lirik ohang bor edi.
Bir şey aytadı, "Hey, men qana qılıp körsətəmən bunu, qana qılıp?" Kuglip parişan. Bu rejissör ssenariy paytida onu qilish kerak. Havanı yazıp bo'lmaydi yu. Şunga bu eng elementar narsalarni aytdim. Masalan, onun için bizde Xudoga shukr ssenariy kurslarımız var. Gap shundaki bette o'qishi ağır. Chidagan qoladi. Chidamagan tushunadi, ke qo'yman pulimni bekorga sarflamaydi deydi. Bitta haligi kasbga sodiqlik amalda bilinadi. Agar qiziqsa, men aytayapman, oxirgi tugmakchamgacha berishga tayyorman va beryapman. O'zbek ishlatish qolmayapti, ochiq gap. Chidamaganlar ek qo'ya, meni ishim emas ekan deb o'z-o'zidan chiqib ketadi. A ba'zi birlar mana o'sha Eldor bechora 2 yil mana shu yerda kvartirant bo'lib yashab. Lekin shuni aytib qo'yishim kerak, biz hech qanaqa bir o'sha sertifikat beriladi, qizim tomonidan qo'l qo'yiladi. Lekin u narsa sizlar ertaga albatta o'zbek kinosida ishlaysizlar degan. Hozir kim kimga kafolat bera oladi? San'at instituti ham shuncha diplomli rejissyorlar chiqaryapti. Hatta o'sha o'zbek filmga borib ko'rsa, o'zbek kinoga borsa, birinchi savoli kimsiz deydi, to'g'ri? Nima qilib qo'ygansiz? Uchun ko'proq amaliy ish va o'zini tekshirish. Umuman mana Amerikada ham, Angliyada ham, Fransiyada ham bitta fakt, balki sizga noma'lumdir. Kino universitetini bitirgan 10 ta kino rejissyorlik diplomi bor, sertifikati bor rejissyorlardan 10-tasidan 2-tasi kino qilish mumkin. Qolgani u yerda raqobat juda katta. Boshqalar uchun bilmadim. Men uchun rohat. Bomba filmini ko'rgansiz. O'sha bomba ssenariysi tasodifan avtobusda tug'ilgan. Umuman hamma ssenariylar tasodifan tug'ilgan. Abdullajon o'zbek filmi hali skameykasida tug'ilgan. Bomba filmini ssenariysi u davrda odamlar gazeta o'qirdi. Men, Jahongir Qosimov, Abduxalil Mignarov Kamerwagen'da, avtobusda emas. Kamerwagen'da Bahodir Odilovni men ssenariym bo'yicha Dallol filmini syomkasiga yur ko'rib kelaylik. Yo'ldan 5-6 somsa olib, o'rtog'imiz yiqilib tushmasin ochligidan deb, u endi birinchi film edi Bahodir. Xolahvol so'rab kelaylik deb ketyotdik. Keyin men unda gazetani ketyotdim. Zagadochniy sluchay degan maqolani o'qib qoldik. Trud gazetasida. Orenburg oblastida, Rossiyada kampirni ogorodiga 250 kilogrammli bomba, aviabomba tushganda portlamagan. Keyin ular ham jim bo'lib qoldi, tushunishdi. Men aytdimki, agar shu Orenburgda bo'lmasa-da, Oqtoshdagi qishloqda gulzori ichiga tushib qolib portlamasa-chi desa, Abduxalilga aytdiki, tayyor ssenariy dedi. O'sha zahotik Bahodir anovisiga borganimizcha kulaverib ishib ketdik, fantaziyalarni o'qildi. Ishonasizlarmi yo'qmi, qog'oz yo'q edi, bitta qalamni topdik-da, qog'oz topolmadik. Yozamiz, yozamiz deb shunaqa zavq bilan yozdik. Ayniqsa komik filmlarni 2-ta 3-ta odam yozish kerak, menimcha zo'r bo'ladi. Ijod erkinligi kerak. Har bitta asar tug'ilishi, har bitta bolaning tug'ilishida mana bironta odam yo'q bir-biriga o'xshaydigan barmoqlari, hattoki barmoqlari ham har xil izi. Xuddi shunaqa. Har bitta film o'zicha tug'iladi. Bir retsept ham yo'q, qoida ham yo'q. Baribir ssenariy rejissyorsiz bu bolada, u bola onani qorinda o'smaydi. Shu qolib ketaveradi.
Çünkü elbette o uyuşturuş gerek ve 9 ay namı yüreğin tek de alış gerek rejissör. Teatr dramaturgiyası diyeyim, kino dramaturgiyada, badi kinoda 4 manba var. 4 baskıç. Ekspozitsiya yoki qachon, qayerda va nima bo'layapti. Ikkinchidan bog'lanish zavyazka. Ya'ni keyin nima bo'layapti? Turki bo'lish kerak. Nima asosiy? Keyin o'shani avji, kulminatsiya. Keyin yechim. Qaysi dramaturgiyani olmang, o'sha yerda hamma yoqda shu narsa bor. Hamma yoqda. Gamletni oling, nimadan boshlanadi? Ekspozitsiya o'sha Daniyada qorong'i tunda bog'lanish nimadan boshlanadi? Chullanish. Otasini arvohini ko'rib seni amaking aytadi, shunaqa shunaqa bo'ldi. Kulminatsiyasi ham bor. Avji. Zaharlanish hamma yoq ichachavog'ini chiqarib boradi va oxirida Gamlet o'ladi. Shu oddiylik oddiy. Bu yuzaki odam aytaga bu oson narsa ekan. Yozib boraman. Afsuski ko'pincha mana shu yoshlarimiz qo'limdan keladi, amalda yo'qda. Yana bitta qonun bor-da. Men buni gapni o'qitiraverib bolalarimga yomon ssenariydan hech qachon yaxshi kino yaratilmagan. Yaxshi ssenariydan agar rejissyor tupoy bo'lsa, yomon film yaratilgan. Bunaqa paytlar juda ko'p bo'lgan. Mana sizga yaqqol misol. Stephen King'de O'lik zona degan romani bor. O'zi ssenarist ham. Ssenariyni yozgan. Roman zo'r. Ssenariysini ham o'qiganman, zo'r. Kinosi bir tinga qimmatdi. Rejissyor bo'sh bo'lgan. Tayyor bo'lmagan, degan. Vay. Shundan narsani dabdarasini chiqaribdi. Degan narsalar bo'lgan. Ko'pincha yaxshi ssenariyni yo'q qilgan. Ssenarist zehni bo'lishi kerak-da, kimga beryapman o'zim bolamni? Bizi yoshlar ko'pincha ssenariy yozishadi, tezroq o'tsa. Keyin bular tirsagini tishlab yurishadi. Men necha marta ko'ryapman, yoki rejissyorlar palagi o'lgan ssenariylarni olishadi. Necha marta aytdim mana debyutantga, "Voy, oma bu ssenariydi. Dabdala buni, bu boshqa talab yozish kerak. Yo'q, endi aka, birinchi ishim. Birinchi ishingdan keyin seni yeb tashlashadi. Kino dunyosi juda tor va shafqatsiz. Nima bo'layapti? Ular shu bitta narsa bor-da. Bir marta odam kompromissga borsa, bir marta qilib qo'yib, keyin bo'lib ketadi. Keyin bo'lmaydi. Keyin bo'lmaydi. Odam o'ziga o'zi xiyonat qilsa bo'ldi. Men shundan baxtlimanki, hech qachon o'zim xohlamagan filmda olmaganman. Asosiy narsa ssenariyoz uchun endi londa qilib aytganda bir tarixni, bir hikoyani qiziqarli ravishda qog'ozda yozib berish. Shu qancha qisqa bo'lsa, shuncha yaxshi. Mana masalan, Hemingway'dan so'rashgan ekan, Scott Fitzgerald bilan sporlashibdi-da, eng qisqa fojiani yozib berish, bitta gapda. Keyin Hemingway yozgan. Mana bu dramaturgiya, bitta kadrni ichida film. E'lon. Bolalarda sandali sotiladi, biron marta kiyilmagan. Hamma narsa ayon, hamma narsa tushunarli. Qaysi niyatini olgan, mana bu fojia. Yoki dramaturgiya, masalan, onamdan bola kuzatyapti, orqasida paroxod sekin o'tib ketyapti chap tomonga,
Var biz okuyumuz Titanic. Buna bu dramaturgi. İkinciden senarist menimce albatta. Şansıyla şanıyla. Yazıcıdan farkı nimada? Har bitta gapını rejissör ko'rish kerak. Bizi tilimiz ekran. Yozuvmas. Ekran. Shunga iloji boricha men o'rgataman qo'limdan kelganicha va yana men ularga aytamanki, men ustaxonamda yumor eng qimmat valyuta. Chunki sanab ko'ring, oldingi komediyalardan rejissyorlar millionta. Yaxshi komediya qiladiganlar Gaydar, Rezanov, Danili. Noyob yumor bu ssenariylarda oliy tabaqasiga kiradigan dramaturglarning ishi. Men ularni aristokratlar deyman. Hammani qo'ldan kelmaydi bu narsa. O'sha chuqur yumorni sezadigan odamlar juda kam. Shuning uchun ozgina bo'lsa ham yumori bor bolalarni qo'llab-quvvatlayman va mana nima deydi, ichki orzuim bu oson. Ishonasmi yo'q, tajribamdan kelib chiqyapman. Tomoshabinni yig'latish qiyin, to'g'ri. Lekin undan qiyini tomoshabinni samimiy kuldirish. Qitiqlab kuldirish emas, samimiy kuldirish. Juda qiyin. Men nevaralarimga dejurstvoga borishim kerak. Kampirim keldi.